Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arşiv okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün 1931 yılına ait din görevlilerine yapılan imtihan kağıtları var elimizde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın arşiv fonunu incelerken denk geldim arkadaşlar ve sizlerle de paylaşmak istedim. Tabii arkadaşlar yazımız Latinize yazılmış, Osmanlıca değil. Bu yüzden bana biraz zor geliyor bu yazılar. El yazısı olduğu için. Ee, okuyabildiğimiz kadarını okuyacağız. Bazı yerlerini e, okuyamadım ben. Tabii daha önceden baktım ama okuyamadım. Ee, videoyu size paylaşıyorum. İsteyen durdurur okuyabilir ok e, okuyabilir arkadaşlar. Ve bizim de de yorumlarda da belirtebilir. Çünkü ben e, biraz zor okuyorum. Mesela bunu okuyabiliyorum ama bazı yerlerini okuyamıyorum arkadaşlar. E, i̇ki tane kağıdımız var. Tabi bu fon daha uzundu. Yaklaşık 45 adet belge vardı. Ben sadece iki tanesini sizlere örnek olma açısından getirdim arkadaşlar. Şimdi bu kağıtlar neden önemli bizim için? 1931 yılı ve daha sonrası Türkiye'nin sosyal ve siyasi yapısında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemi temsil eder. Cumhuriyetin ilanından sonra devletin modernleşme sürecine paralel olarak toplumun çeşitli kesimlerinde köklü dönüşümler gerçekleştiriyordu. Bu dönüşüm sürecinde din görevlilerinin rollerini ve yetkinliklerini yeniden tanımlamak devletin öncelikleri arasındaydı. Din adamlarının bilgi ve becerilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu sınavlar sadece dini eğitimin seviyesini ölçmekle kalmıyor. Aynı zamanda cumhuriyetin layıkleşme ve reform çabalarının din kurumlarına yansımasına da gözler önüne seriyordu. Arkadaşlar biz burada İki adet sadece din görevlilerine yapılan sınavları inceleyeceğiz. Bundan tabii biraz daha derine, derinine inilirse veya başka belgelerle de mukayese edilirse bu dediğim ortaya çıkar. Bu videoda 1931 yılına ait din görevlilerine yönelik sınav kağıtlarını incelerken aynı zamanda bu sınavların arka planındaki sosyal ve politik dinamikleri de ışık tutacağız. Amacımız... O dönemin koşulları içerisinde sınavların neden yapıldığını ve nasıl bir etki yarattığını anlamaya çalışmak olacak arkadaşlar. Ben sadece burada size belgeyi sunacağım. Ee, dileyen arkadaşlar daha da araştırabilir arkadaşlar merak eden olursa. Ee, benim görevim bir arşivci olarak e, sizlere bu belgeleri sunmak. Onu söylemiş olalım. Başlayalım. Ee, sual. Burada arkadaşlar bir de görüyorsunuz başlamadan devlet arşivleri. Yenilimciliği Cumhuriyet Arşivi. Cuma namazı ahkamı şer'iyeden mi olur demiş. Farza ayin olur. Farza ayindir demiş. Yani cuma namazı e, farz mıdır diye sormuş açıkçası. Tamam, farza ayindir. Yalnız e, yazılışlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu C'nin veya diğer şu karakterler çok havalı duruyor. Cuma namazının sıhhati için kaç cemaat lazımdır? İmamdan başka asgari 3 erkek cemaat lazımdır. Yani burada arkadaşlar bir cuma namazının e, kılınabilmesi için imamdan başka üç kişinin de olması gerektiğini bize söyledi. Üçüncü sorumuz, sorumuz secde-i sehif kaç şeyle lazım gelir? Yani sehif secdesi malumunuz e, namazda bir hata veya yanlış olursa sehif secdesine gidiliyor. İki demiş farzın tahir vacibin terk ve tahrilleki ikidir demiş. Ya yani burada farklı da olabilir arkadaşlar. Açıkçası biraz zor geliyor. Devam edelim. Namazın fazlasından birini amden veya sehven terk eder de terk eden de ne lazım gelir? Kazası lazım gelir. Ee, herhalde burada Bilerek veya bilmeyerek e, namazı terk edersek herhalde arkadaşlar, e, kazası lazım gelirmiş. Beşinci sorumuz. sorumuz Vallahi bunu anlamadım <laughs> arkadaşlar. Mesela şurada üç ayet miktarı okumaktır diyor ama bir kısa sure veya üç ayet miktarı okumaktır. Yani bunu anlamadım açıkçası onu söyleyeyim. Bilen arkadaşlar yazabilir. Altıncı soru. Sıfatı, subutiye kaçtır ve onlar e, ve nelerdir demiş. Sekizdir. Basar, semi, hayat, ilim, kudret, kelam, tekvin, iradet demiş arkadaşlar. Allah'ın sıfatı, subutiyesi. Sekiz adet yazmış onu. İman ziyade ve muksani kabul eder mi? Ha pardon. İman ziyade ve noksanı kabul eder mi? Yani iman eksiği veya fazlayı kabul eder mi? Etmez demiş. Tamam. Amel imandan cüz, cüz müdür? Değildir. Ha, amel imandan bir parça mıdır demek istemiş. Herhalde burada cüz müdür dediği değildir yazmış. Üretim. He, bir bir tanesini inkar eden ne olur demiş. Neuzübillah kafir olur yazmış. Herhalde imanın şartından veya bir şeyi inkar edersek kafir olur. Tamam. Amalde ben sebemiz nedir? Evet, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir ki Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii demiş. 11. Sorumu, sorumuz sorumuz İhfa neye derler? İtgam, itgam ile izhar beyninde bunnenin e, ya yani herhalde arkadaşlar bu ifa bu e, tecvidle alakalı olması lazım. Yazmış ama ben okuyamadım. Lafzatullah'ın hükmü nedir? Kıraatte he. Kıraatte hükmü nedir? Üstündeki harf mazmum veya meftuh olsa kalın meksur olsa inne okunur yazmış. Aslında sorular Güzel ya. <laughs> arkadaşlar bunu yeni hiç anlamadım. Ra'nın ra hükmü nedir herhalde? Ee, burası burasını ben açıkçası anlamadım. Okudum da anlamadım. Ee, izhar harfleri kaçtır ve nedir? 6'dır. Hemze, ha, ayın, gayın e, demiş. Kalkale harfleri 5'tir K, t, b, c, d harfleridir. Ha bu arkadaşlar tecvite yönelik. E, sorular sormuş. Hicret-i ne demektir? Fahri Kainat Efendimizin e, mabedine mi diyor? Evet hicret etmek demiş. E, yazı bana biraz ters geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hicretin i Nübüvvet'in kaçıncı senesinde vaki olmuştur? Ha evet Hicret-i Nübüvvet 13. senesinde vaki olmuş arkadaşlar. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gitmesini sormuş. Ashaftan muhalif ve kimlere denir? Ashabtan muhalif ve Vallahi arkadaşlar çıkartamadım Medine'ye falan demiş ama Bakalım Fahri Alem Efendimiz'in kardeş ve valide ve ceddinin isimleri nedir? Tamam. Güzel soru. Abdullah pederleri, Amine valideleri, Abdülmuttalip ee, ceddleridir. Her dedesidir. Fahri Alem Efendimiz'in büyük düşmanları kimlerdir diye sormuş. Ebu Ceyl ile yazmış. Yazan arkadaş. Burada da herhalde... Ee, 1000 kuruşluk 50 para faizle bir semet sureti mi demiş herhalde burada da bir hesaplama sorusu sormuş arkadaşlar burada da devam etmiş yani bizim okumamız bu kadar burada arkadaşlar bence ben bu videoyu yaparken keyif aldım çünkü 1931 yılında bir din görevlisinin sorularını beraber inceledik. Tabii başka sorular da vardı. Ben sadece bu iki belgeyi örnek getirdim. getirdim ve e, kısmen de okuduk yani. Bazı yerlerini okuyamadık. E, bunlar ne için önemli arkadaşlar? Çünkü e, bir polis, e, din görevlisi, bir memur 1930'larda, 20'lerde nasıl e, bir sürece tabi tutuluyordu ki memur oluyordu? E, bunları incelememiz açısından güzel. Devlet arşivlerinde polislerin sınav kağıtları var, öğrencilerin sınav kağıtları var veya başka meslek gruplarının sınav kağıtlarını gördüm açıkçası. Bazıları arkadaşlar özellikle ben incelediğimi söylüyorum. Polislerin sınav kağıtları çok ağır ve bozuk bir hikaye ile yazılmış. İncelemesini yaparız belki bir gün. Bunun haricinde arkadaşlar din görevlilerinin de sınav kağıtlarını gördük. Bugün arkadaşlar yanlış bilmiyorsam din görevlileri KPSS ile atanıyor. Ee, yani din görevlilerinin özel bir sınavı var onu söylemek istiyorum KPSS içinde. Orada da böyle sorular soruyorlardır. Ee, hiç görmediğim için söylüyorum. Ee, bizim örneğimiz bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka belge okumalarında görüşmek üzere arkadaşlar.